Selamlar. Premiere Pro'nun kendi içerisinde bulunan efektlerin tanıtımına Part 2 olarak bu videoda devamını izleyebilirsiniz. Part 1'i de izlemeyenler için bu videomuzun altına açıklama kısmına linkini de bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu arada sayenizde kanalımız yavaş yavaş belli bir yere gelmekte. İlginize ve abone olan herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım. Eğer bu videomuzu da beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı da unutmazsanız memnun olurum. İlk örneğimiz gayet kolay ve etkili bir efekt olan donma efekti. Bu efekti geçenlerde Instagram ve TikTok hesaplarımda kısa video şeklinde paylaşmıştım. Oralarda işinize yarayacak kısa eğitim videolarda paylaşıyorum. Instagram ve TikTok hesaplarımı da takip etmeyi unutmayın. Şimdi ilk olarak videomuzdan klavyemizin alt tuşuna basıp iki tane kopyasını alacağız. Kopyalarımızı aldıktan sonra ikinci katmanımıza gelip videomuzun hangi karesini dondurmak istediğimiz yerimizi belirleyeceğiz. Hemen videomuzun yerini belirleyelim. Modelimiz şu sahnesinde müziğimizin ritmine kendini kaptırmış. Tam hareketini yaptığı esnada şu karemizi donduralım. Hemen katmanımıza gelelim. Mouse'umuzu sağa tıklayalım. Burada yapmamız gereken Alt Frame Mode yazan yere basmamız. Evet, gördüğünüz gibi videomuzun ikinci katmanı ikiye ayrılmış oldu. Bizim sol taraftaki ayrılan katmanımızda hiçbir işimiz yok. O kısmı hemen yok edelim. Hemen üçüncü katmanımıza gelelim. Bir hareket daha belirleyelim. Şöyle videomuzu izlemeye devam edelim. Bakın gördüğünüz gibi şu kısma geldiğinde modelimiz kendi solundan sağına doğru hareket yapmış. Hareketi yaptığı sahnemizi seçelim. Mouse'umuzu sağa tıklayalım. Alt Frame Mode yazan yere basalım. Sol taraftaki kısmımızla bir işimiz yok. Aynı şekilde orayı da yok edip siliyoruz. Burada gördüğünüz gibi en alt katmanımıza hiçbir müdahale yapmadık. Bundan sonraki işlemimiz de çok kolay sevgili dostlar. Hemen ikinci katmanımıza gelip Effects Control kısmında oynayacağımız yerimiz sadece karıştırma modlarımız. Line'ı seçip işlemimizi bitiriyoruz. Aynı şekilde üçüncü katmanımıza gelip karıştırma modlarımızdan Line'ı seçiyoruz. Şöyle bir videomuzu oynattığımızda evet gördüğünüz gibi seçtiğimiz iki tane sahnemiz donma işlemini yapıp hareketimize devam etmiş oldu. Burada tabii ki siz isterseniz dondurduğumuz yerimizin opaklık ayarlarıyla da oynayabiliriz. Tekrar Efes kontrol kısmına geldiğimizde şöyle sağ tarafa doğru da çekelim. Daha rahat bir şekilde görelim. Opaklığımızı keyframe vererek şu kısma gelmeye yakın sıfırlayabiliriz. Şöyle bir görelim. Oynatalım baştan. Geldi geldi geldi, yok oldu. Aynı şekilde üçüncü katmanımıza gelip orada keyframe vererek opaklığımızı düşürebiliriz. Şöyle en baştan bir oynatalım. Gelsin. Öbür tarafta ayrılsın. Yok olsun. Burada dikkat etmemiz gereken bu efekti kullandığımızda karıştırma modlarımızdan uygun olanı kendi videonuzun rengine ve dağılımına göre belirleyeceksiniz. Yani biz bu videomuzda karıştırma modlarımızdan Line'i kullandık. Dediğim gibi siz kendi videolarınıza uygun olan karıştırma modlarınızı kullanacaksınız. Bir diğer husus da çektiğiniz videolarınızın arka tarafı aşırı fazla karışık renkler olursa bu etki pek iyi olmayabilir. Onu da unutmadan size belirteyim. Hemen ikinci efektimize geçelim. Bu örneğimizde de videolarda çok etkili olan ışık ve aydınlatma efektimizi göstereceğim size. Hemen efekt arama kısmına gelip Adjust yazıp şöyle aşağı doğru indiğimizde burada Photoshop'ta da bildiğiniz gibi Lighting efektimizi tutup videomuzun üzerine bırakalım. Evet gördüğünüz gibi videomuzun şu kısmı aydınlanmış oldu. Effects Control kısmına geldiğimizde oynayacağımız yerimiz bu kısımlar. Light bir yere geldiğimizde burada ışığımızın yerini değiştirebiliriz. Bakın gördüğünüz gibi gayet de etkili. Burada ışığınızın rengini de değiştirebilirsiniz. Hatta ve hatta videolarınıza renklendirme yapmadan sadece bu efekti kullanmanız bile yeterli olur. O kadar da etkili bir efekttir. Şu kısma geldiğimizde ışığın dağılımını manuel de ayarlayabilirsiniz. Effects Control kısmında da değerlerle oynayarak işleminizi yapabilirsiniz. Işığınızın açısını bile değiştirebilirsiniz. Yani tek tek kafanızı şişirip bunları anlatmak istemiyorum size. Adobe Premiere'de bildiğiniz gibi hangi efektleri kullanırsak kullanalım, Effects Control panelimizde müdahalemizi yapıyoruz. Dediğim gibi bu çok etkilidir. İstediğiniz bir şekilde de videonuzu değişik renklerle deneyip oynayabilirsiniz. Bu aydınlatma efektimizi de mutlaka deneyin. Kurcalayın bol bol. Memnun da kalacaksınız zaten. Hemen bir diğer efektimize geçelim. Bu videomuzda da seçtiğimiz yerimizin rengini değiştireceğiz. Adobe Premiere'de bu işlemimizi yapmanın birkaç yolu var. Lumetric olanın içerisinde bu işlemimizi buralardan uygulayabiliriz. Bunun en kolay yolu efekt arama kısmına Change to Color yazdığımızda çıkan efektimizi tutup videomuzun üzerine bırakalım. Hemen Effects Control kısmına geldiğimizde
Oynayacağımız yerimiz karşımıza gelmiş oldu. Şöyle yine bunu sağa doğru çekelim. Daha rahat bir şekilde görelim. Burada videonuzdan hangi rengi değiştirmek istiyorsanız From yazan yerdeki seçim aracımıza gelip örneğin motorumuzun rengini değiştireceğiz. Motorumuzdan herhangi bir yere geldiğimizde renk paletimizden rengimizi belli etmiş olduk. Daha sonraki işlemimiz To yazan yerdeki renk paletimize geldiğimizde paletimizi şöyle sağa doğru çekelim görelim. İstediğimiz bir rengimizi belirleyip OK dediğimizde gördüğünüz gibi motorumuzun rengi değişmiş oldu. Şöyle videomuzu oynattığımızda çok kolay bir şekilde motorumuzun rengini değiştiğini görüyorsunuz. Aynı şekilde ilk örneğimizde olduğu gibi renk değiştirmek istediğiniz yerlerinizi belirleyip keyframe vererek farklı renk tonlarda deneyip uygulayabilirsiniz. Şöyle başa gelip oynattığımızda videomuzu bakın gördüğünüz gibi motorumuzun rengini değiştirmiş olduk. Bu renk değiştirme işlemini de özellikle hareketli videolarda etkilidir. Change the color'u kullanarak da bu işlemi uygulayabilirsiniz. Hemen sonraki efektimize geçelim. Dördüncü örneğimizde de videomuzun RGB renklerini ayırıp kolay bir şekilde gris efekti yapacağız. Efekt arama kısmına RGB yazdığımızda hemen color balance'ı tutup videomuzun üzerine bırakalım. Burada gördüğünüz gibi RGB renklerimizin renk dağılımları çıkmış oldu. Yapmamız gereken green değerimizi sıfırlayıp aynı şekilde mavi de sıfırlayıp sadece kırmızıyı %100 bırakacağız. Klavyemizin alt tuşuna basıp üst katmanımıza iki tane kopyamızı bırakacağız. İkinci katmanımıza gelip bu sefer kırmızıyı sıfırlayıp green yazan yere %100 yapıp OK vereceğiz. Aynı şekilde üçüncü katmanımıza gelip kırmızıyı sıfırlayıp yeşili sıfırlayıp maviyi %100 vereceğiz. Evet, renklerimizi ayırdıktan sonra yapmamız gereken yine karıştırma modlarımıza gelip burada Linear Dodge'u seçip OK dememiz. Aynı işlemlerimizi tüm katmanlarımıza uygulayacağız. Daha sonra yapmamız gereken ikinci ve üçüncü katmanlarımızı hafif sağa doğru şu şekilde kaydırdığımızda şöyle oynattığımızda gördüğünüz gibi videomuzun RGB renklerinin dağılımını görmüş oldunuz. Bu efektimiz de son derece etkilidir. Aralarını siz kısa veya uzun bırakabilirsiniz. O da tamamıyla tabii ki sizin kurgunuza göre değişir. Aynı zamanda bu efektimizin adı manuel bir şekilde renk ayırma glitch efekti de denilebilir. Bu efektimizin renklerine de ayrı ayrı farklı değerler verip değişik çalışmalar da yapabilirsiniz. Hemen son örneğimize geçelim. Evet, bu son örneğimizde de efekt arama kısmına perspektif yazdığımızda Basic 3D efektimizi tutup videomuzun üzerine bıraktığımızda kontrol panelimizde ayarlarımızda oynayıp değişik çalışmalar, farklı efektler deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi de kullanımı da son derece basit. Yani kullandığımız efektlerimizin açılarını, yerlerini bu ayarlarımızı kullanarak değiştireceksiniz, oynayacaksınız. Açılarını değiştirip bu şekilde çalışmalarda bazı video kliplerde görmüşsünüzdür. Evet sevgili dostlar, Adobe Premiere'in kendi içerisinde bulunan efektlerimizin 5 tanesini daha anlatmaya çalıştım. Tabii ki daha var. Çok fazla uzun videolar da kafanızı şişirip çekmek de istemiyorum. Eğer bu videodan da memnun kaldıysanız ileriki dönemlerde 3. bölümü de çekeriz. Umarım da memnun kalmışsınızdır. Bu videomu da beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.